Ama bunların her birini ayrı ayrı açalım. Hepsi Evet. önemli. Şuradan başlayalım. Şimdi Kur'an 1. yüzyılda İslam'ı yani 7. yüzyılda şu andaki vahyedildi. Şu andaki yüzyıllarla konuşalım haydi. O zaman 7. yüzyılda Kur'an vahyedildi. Bir daha 7. yüzyılda İslam ümmeti kendi içinde savaşları görmüştü. Dikkat edin. Kendi içinde itilaflar olmuştu. 8. 9. yüzyılda İslam'ın 2. 3. yüzyılında mezhepler kuruldu. Hadis kitapları ise 9. 10. yüzyılda yazıldı. Meşhur Kütüb-i Sitte dediğimiz hadis kitapları. Kütüb-i Tisa 9 hadis kitabının ise işte Malik'in Muvatta'sı sadece İslam'ın 2. yüzyılındadır. Onlar da İslam'ın 3. 4. yüzyılından kalma. Şiilerin meşhur işte 4 hadis kitabı da o da onlar da İslam'ın 4. yüzyıl civarında yazılmış hadis kitapları. Dikkat edin bu hadis kitapları yazıldığında daha öncesinde fıkıh mezhepleri oluşturduğunda İslam'ın içinde siyasi çalkantılar, olaylar, sorunlar zaten olmuştu. Dört halifenin üçü ne yazık ki öldürüldüğü bir ümmetiz. Üzülerek bunu söylememiz lazım. Hazreti Ömer de, Osman da, Ebu Bekir de öldürüldü. Hazreti Ali. Ali de. Evet. Ebu Bekir birinci halife öldürülmedi. Ömer, Osman ve Hazreti Ali üçü de ondan sonra öldürüldü. Emeviler döneminde birçok yine kargaşa yaşandı. Abbasiler döneminde çok büyük kargaşalar var. Ve bu dönemde birçok devlet fetihler yapmak için, diğer şeyler için kendine savaş açmayanlara da belki savaş açmak istediler. Bunun Kur'an'da meşruluk kaynağı bulunamayınca ne oldu? Dikkat edin. Kafalarına göre hadisler birçoğu, mi yazıldı? Tabii. Aslında hadislerden çok büyük sorun fıkıhtadır. Çünkü niye? Hadislerin içinde bu verilen kararları aksi birçok örnek de bulabilirsiniz. Fıkıh adeta şöyledir diyelim. Kur'an buradadır. Tek bir kitap. Burada bir sürü hadis kitabı vardır. Fıkıh otoritesi bunların üstündedir. Kur'an'a ve hadislere bakar ve istediğini istediği şekilde çeker. Yani bizim asıl sorunumuz hadislerden önce fıkıhtır. Fakat fıkıh Kur'an'da malzemeyi bulamayınca tarih içinde üretilmiş hadislere gitmiştir. Fakat burada da gözden kaçırmamamız gereken bir konu var. Fıkıhtaki meşhur mezhepler yani şu andaki dört mezhepte öncedir, meşhur hadis kitaplarının yazımı sonradır. Yani hadislerin birçoğunun zaten uydurulma sebepleri mezhepleri doğrulamak içindir. Yapılan oradaki verilen fetvaları doğrulamak Peki, için. Hala. Bu zaten böyle olmaması da düşünemez. Niye? Bakın, bugün biz dört mezhebi Ehl-i Sünnet isminde bağlıyoruz ama bu dört mezhepteki, işte Türkiye'deki en yaygın mezhep Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebine en şiddetli eleştirenlerin başında diğer üç mezhebin kurucuları gelmiştir. İmam-ı Şafii'ye göre Ebu Hanife oldukça kötü biridir. Allah gibi kendini koymuş, hüküm vermeye kalkmıştır Ebu Hanife İmam Şafii'nin demiyle. Malik'e göre şeytandır Ebu Hanife. Hanbeli'ye göre hiçbir sözünün ne itibar edilmemesi gerekir. Buhari'ye göre bu ümmetin en şerlisidir Ebu Hanife. Niye? Çünkü kendi aklıyla belli hükümleri çıkartmış, belli üretilen hadisleri Ebu Hanife kabul edilmedi diye diğer üç mezhep imamı ve bugün bizim en çok itibar ettiğimiz hadis kitabı olan Buhari böyle demektedir. Peki o zaman bugünkü Hanefilik mezhebi eğer ki hadisleri reddetti diye Ebu Hanife böyle eleştiriliyorsa ki buradaki hadislerden kasıt dikkat edin peygamberimizin olduğu iddia edilen sözlerdir. Elbette ki Ebu Hanife peygamberimiz söyledi deyip de o sözleri inkar etmiyor. O sözler Kur'an'a uymuyor diye veya onların peygamberimiz tarafından söylendiği şüphelidir diye akla uymuyor. Kur'an'la desteklenmediği için Hazreti Peygamber'in söylemiş tabii, olduğunda Kur'an'a ve akla terstir diye onları reddediyor. Ha bu yüzden diğer mezhep imamları ve hadis kitaplarının yazarları onu eleştirmiyor. Bugün bir bakıyoruz Hanefi mezhebi her hükmüne bir hadisle destek verilmeye çalışılıyor. Ha buradan bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarihsel vakay olayın oturması için. Bu hadislerin birçoğu daha sonradan o fıkıh görüşleri desteklensin diye üretilmiştir diyebiliriz. Ve buradaki tabii en önemli kriterimiz şu. Bu üretilen hadislerin birçoğu Kur'an'a ters. Mesela çok örnek olarak sizin en baştaki konuya dönersek alalım. Oruç tutmayanın öldürülmesi. Şimdi fıkıh mezheplerinde oruç tutmayan benim bildiğim dövülür. Ama namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiği üç mezhepte Şafii, Maliki, Hanbeli'de verilmiş karardır. Hanefi mezhebinde ise
namaz kılmaya başlayana kadar dövülür diye hüküm verilmiştir. Yani namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiği, oruç tutmayanın dövülmesi, yani ibadetlerin zorla yaptırılması gerektiği, Hanefi mezhebi dahil diğer mezheplerdeki ortak görüştür. Peki, fakat bir de şimdi Kur'an ayetini söylemezsem, hep Kur'an ayetine lafı getirmek için. Burada bir araya girmem gerekiyor. Burada çünkü Bakara suresinde, şey söylediniz. Buyurun. 256. Dinde zorlama yoktur, evet. Ben gerçek şu soracaktım. Ki doğruluk ve sapıklık birbirinden ayrılmıştır diyor. Gâşiye suresinde artık sen öğüt ver, sen öğüt verensin, onların üzerinde bir zorba değilsin diyor. Bakın apaçık Kur'an ayetleri var. Ben de bunu soracaktım. Kur'an'ın Bakara'da dinde zorlama yoktur, çok apaçık ama... Kur'an'ın birçok ayetinde... Namaz kılmak geçiyor, oruç tutmak geçiyor. Tek bir ayette bile namaz kılmayana, oruç tutmayana dünyevi bir ceza verilmesiyle ilgili en ufacık bir ifade yok. Ayrıca dinde zorlama olmadığını ifade eden ayetler var. Ha, o zaman nedir buradaki bu hadisler? Bu fıkhi hükümler Kur'an'ın dışında ilave yapmakla kalmıyor. Kur'an'ın apaçık hükümlerini çiğniyorlar aynı zamanda. Fakat bunlar IŞİD'in uydurduğu şeyler değil. Bunu da samimi olarak ortaya koymamız lazım. Bunlar tarih içinde fıkıhta uydurulmuş hükümler. IŞİD şu anda yepyeni bir fıkıh oluşturmuyor. Tarih içinde Kur'an'a aykırı olarak oluşturulmuş bu fıkıhtaki malzemeyi kullanıyor. O yüzdendir ki peki biz bugün... Peki hocam ama bu adamlar bakmıyor mu Bakara suresine? Tamam fıkıhi malzemelerden besleniyorlar ama bir de apaçık siz, Kur'an-ı Kerim'i anlıyor. İlmihal dinciliğini yani fıkıhın oluşturduğu İslam'ı Kur'an merkezli bir anlayışın yerine geçirirseniz IŞİD'in yaptıklarının çoğu haklı. Bunu samimi olarak söylememiz lazım. Fıkhın içinde bu kararlar var. Tarih içinde geniş bir alanda fıkhın oluşturduğu İslam, yani belli kimselerin Kur'an'dan, hadisten malzemeyle seçerek ve kendi yorumlarıyla oluşturdukları din, Kur'an'ın anlattığı dinin önüne geçmiştir. IŞİD'in de uyguladığı o.